Selam arkadaşlar, kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. En son bu başkentteki havalimanı üretimini biraz hızlandırmak aklımdan geçiyordu. Çünkü 6 ton çok fazla. Şöyle yaparsak 4 ton olsun. Buranın bir ton içerisinde zaten büyüyecek. Yani birazcık şey yapmaya gerek yok. Yemek depolamaya çok fazla gerek yok şu aşamada. Oyun uzun bitmesine aslında çok fazla zaman kalmadı. Bu arada burayı da biraz hızlandırsak. Ooo, 2 turn iyi. Güzel hızlandı. Yalnız şöyle boşta işçileri hiç sevmiyorum ya. Böyle duracağına atıyorum mesela. Buralarda bir işe yarasa. Ya evet, olmuyormuş anladığım kadar. Ay bir dakika, yok, bunların hepsi gitti. Şöyle tek tek elimizde koysak. 5 turn oldu bile. O zaman bunu kasmaya gerek yok. Bu da gelsin burada ne buluyorsa onu kullansın. Evet. Evet, tamam. Başka neyse var? Yavaş üreten 4, 4, 4, 5, 5. Tamam ya, bu kadar, daha fazlasında zaten ayarlayamayız. Bu arada Rio'da önümüz turn kontrolümüze geçiyor. Onu da hemen şey yapacağız. Ayarlayacağız oradaki üretimleri. Onun da bazı kültür binaları sanırım eksik ya da bir şeyler eksiktir de ne olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Evet, şunu ayarladık. İkinci seviyede bu var. Ondan sonra devam ediyoruz. Hemen devam edelim. Sta offerta non sarà valida per tanto Benden tempo. sınırlarımı açmamı istiyor. Yine hayır diyorum. İki turn sonra başlayacak. Bu ne diyor? Ha. Asurlularla ilgili çok da memnun değilmiş bizimle. Zaten Asurları kınadılar. Ha. Bu eski anlaşmamız. Devam edelim. Şimdi bizim Brezilya'ya bir ticaret yolu gönderebiliyor olmamız çok iyi gelirdi. Çünkü bunun sayesinde daha fazla bir kültürel etkimiz olurdu üzerine. Bununla ilgili neler yapabiliriz de diye bakacağız. Şu anda gerçi oranlarımız yükseldi. Diplomatımız gittiği için oraya. Hani %40, %25 daha geldi. Yani güzel bir %30 ama ona rağmen 49 turn sürecekmiş gibi duruyor. Hoş, tabii ki havaalanları yapıldıktan sonra bu 49 turn çok çok daha düşecek. Şimdi hemen bir sıradaki üretim Casablanca. Broadcast Tower'ı bitirdi. Şimdi Airport yapabilir. Evet, Airport en mantıklısı. Burada yani elle tutulur bir kültür var yine de, az veya çok. Şimdi her yere zaten Airport yaptıktan sonra Rio'yu hemen annex ediyorum. Aa, mutsuz olduk. Hemen her zamanki gibi neredeydi o? Courthouse'u parayla alıyorum. İyi paramız varmış. Library yapıyormuş. Library yapsın, sorun değil. Ondan sonra otel yapabiliriz. Bakayım ne var başka? Monument var. Monument iki tanecik kültür getiriyor. Burada yapılacak aslında yine çok şey var. Mutlulukla ilgili şu an iyi. Şu an iyi. Çok sıkıntımız yok. Public school da yapacağız buraya. Otel de yapacağız. Sıralamayı neye göre yapalım? Bence önce bir monument alalım. Library'den sonra. Çünkü birer turn sürüyor. Onlar gelsin. Arkasından 64 kültür var. Bunu hemen şeye dönüştürmemiz lazım. Otel, airport. Bence bu ikisini yapalım. Sonra public school'a döneriz. Sonrası Allah kerim. Devam ederiz ondan sonrasına. Bu arada burası para üretimi değil, normal üretim yapsın. Böylece evet, turnleri görüyorsunuz. Bu zaten bir turn, bu da zaten bir turn. Otel 3 turnde, havaalanı 4, public school yine 3 turnde bitecek gibi görünüyor. Bunlar da güzel. Ekstradan saçma sapan yerleri seçmemiş bunlar. 9 yemek geliyor. Büyüme hızı çok hızlı değil ama 13 turn sorun değil. 13 turn, bunlar 13 turn çıkacak mı? 4, 7,
Yok, tutmayacak. O zaman bunların arkasına aquaduct koyarız. O da bir turn zaten. Tamam. Biz Salvador'a ne koymuştuk? Aqueduct Green Republic School Otel demişiz. Çünkü Salvador'a çok fazla kültür yok. Biraz sonraya koymanın bir anlamı yok diye düşünmüştüm. Ama aslında şu Public School'u bir arkaya atabiliriz. Ya da atmayalım, boş ver. Kim burası? Default'ta bırakmışım ben burayı. Bunu aslında üretim ağırlıklıya çevirebilir miyim diye bakıyorum. Çok bir şey değişmiyor. Evet, hemen hemen hiçbir şey değişmiyor. Sadece gelen yemek miktarında düşüş var. Altın artıyor, üretim artmıyor. Aynen öyle. Önemli değil o zaman, kalsın. Nüfus artışı 11 turn. Tamam. Diğer üretim nerede var? Fez. Fez yine airport'u yapacaksın. Fez'de üretim odaklı çalışsın bakalım. Airport evet 5 turn'e düşüyor. Yani yine bunlar boştalar. Boşta olanları sevmiyorum pek ama yapacak bir şey yok. Bu arada yine bir politika seçeceğiz. Politikamızı bunu seçerek yapacaktım. Öyle planlıyordum daha doğrusu. Bu çünkü şehir devletlerin bilim puanlarının %25'ini bize verecek. Şu anda 1026 puanımız var. Bunu alınca ne olacak? 1155 oldu. Yaklaşık 125 puan civarında bir şey arttı. Bu arada ittifak halinde olduğumuz kimler var ona bir bakalım. Cape Town çok zor bu ittifak yapmamız. Burası 70 puan gerektiriyor. Evet, 70 puan hiç fazla değil aslında. Bir turn var. Şu anda yapabileceklerimizi yapmamız lazım. Dünya Kongresi'nde şu anda durum nedir? Aslında hallettik. Bayağı bir halletmişiz. Şu anda yapacaklarımız son hamleler. Burada 88 puan. Hanoi kimse yok burada. Bunu şey yapabiliriz. 1000 puan verirsem bura 1000 altın pardon 70 puan getirir. 70 puan da zaten buna ittifak haline getirir bizi. Bu şebek ne işi var burada hala duruyor. Anladığım kadarıyla takılmış. Gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor böyle. Bizim Lancer'ımız bildiğin unutuldu burada. Floransa evet Floransa ile tamam vakti gelmiş. Şuraya ufak bir hediye verdik mi halledilir bu. Kiev zordu ya hatırladığım kadarıyla 150 puan. Aslında mümkün her zaman için mümkün. O zaman şimdi Hanoi ile Floransa'yı ittifakımıza çekelim. Bu da mümkün ama hemen değil o bir dahaki sefer artık. Floransa'ya 250 versem yeter herhalde. 14 puan fark var. 250'yi verdim. Floransa ittifakımıza girdi. Hanoi'ye de 1000 vereceğim. Değer mi değmez mi? O tabii ki bakışınıza göre değişir ama Almatı'yı da aynı şekilde yapabiliriz ama 70 puan sınırda. Zaten paramız şu an kalmadı ama 70 puan sınırda. Şu an yapsak da belki bir işe yaramayabilir. O yüzden az daha bekleriz ona. Onda. Şimdi bizim kaç derecemiz oldu? 14. Önümüz çağa geçtiğimiz zaman, önümüz çağa derken aslında şu an içinde bulunduğumuz çağa ama sadece ben geçtiğim için bu çağa. Şu anda delege sayısı ile ilgili bir değişiklik olmadı. Ama benim dışında daha doğrusu toplam ülke sayısının yarıdan fazlası eğer o çağa geçmişlerse bir sonraki çağa yani bizim çağımız oluyor bu. Öyle bir takdirde şey olacak. Her bir şehir devleti ikişer delege etkiye sahip olacak. Bizim zaten delege sayımızın çoğu oradan geliyor. 9 tane şehir devletinden birer tane delege geliyor. Bunun iki katına çıktığını düşünün. Bir 9 daha gelecek yani. Toplam delege sayımız 23 olacak. 14 yerine. O zaman zaten biz rahat olup ser istediğimizi geçirebiliriz. Turn yapalım. Devam edelim. Evet yine Floransa'ya karşı bir şey var. Rekabet. Venedikliler buraya çıktılar. Gerçekten çok salakça bir şey ya bu. Bu da Floransa ile ilgili konuşuyor. Ya
Burada savaşta olduğunuz devlet bu değil mi ya? Savaşta olduğunuz devlet bu. Niye adamınızı oraya götürüyorsunuz? Citrus kaç tane var bende? 2. O zaman bu anlaşmayı iptal edelim. Belki ileride yine ülkeleri diplomasiyle ikna etmek için kaynağa ihtiyacım olabilir, o yüzden. Şimdi bu havaalanları bittiğinde kaç puana sahip olduğumuzu düşünüyorum. Turizm puanı açısından. Evet, bu bitti. Mutsuzluğa düştük. Çünkü anlaştığımız bazı ürünlerimizi kaybettik Fransa ile. Hani 3 verip 3 alıyorduk ya. Şimdi anlaşamayız artık ama o da var. Şimdi Lancer, sen neredesin ya? Neyse, memlekete geri çağıralım. Bunu birilerine hediye olarak verebiliriz belki. Hakikaten şimdiden versem ya. Niye böyle kasıyorum? Mesela Mombasa. Mombasa'nın sınırlarına sokalım. Evet, birazcık bunu hafifletir. Evet, oy kullanma vakti geldi. 14 oy bende var, Mayalar. Mayalar buna evet diyecek tabii ama başka evet diyecek olan Asurlular var. Ama Asurlular 4 oy haklarının 3'ünü benim için kullanacaklar. Geriye 1 kalıyor. Yani burada aslında şu altta yazan 10 evetin yalnızca 6, 7, 7 evet. 10 değil, 7 olacak burası. 3 devlet zaten hayır diyecek buna. Bu her türlü geçmeyecek yani. Ben buna yine de 2 tane hayır diyeceğim. Geri kalan oylarımı buraya vereceğim evet olarak. Burada 3 devlet evet verecek. 9, 12 daha, 21. Hayır diyenler de sözde 21 oy var hayır diyenler içerisinde. Bunda Maya dahil. Evet. Maya dahil ama Maya şimdi 6 oyunun 6'sını da muhtemelen şu kendi teklifi için kullanır. Buraya kullanmaz. O yüzden buradaki oy sayısı gerçek anlamda 21 olmayacak. Daha düşük olacak. Evet sayısı kesinlikle 21 olacak. Çünkü 12'sini ben kendim zaten veriyorum. 9 da kesin gelecek. Çünkü 9'u ben satın aldım o oyları. Bildiğiniz entrika çevirdik. Diğer de lobi faaliyeti, daha doğrusu entrika değil. Evet, yanlış söyledim. Lobi faaliyeti yaptık. Şimdi mutsuz seviyesine düştük. Neden? Çünkü anlaşmamız bitti Fransa ile. Biz bunun yerine bir başka anlaşma yapmamız gerekiyor. Ama buna satabileceğimiz bir şey yok. Zaten alabileceğimiz de bir şey yok. Venedik'e deneyelim. Venedik'e satabileceğimiz bir şey var ama alacağımız bir şey yok. Yine yok. Yine yok. O zaman geriye bu kaldı. Burada da zaten yok. Citrus'u satmadık. Bu arada 2'ydi ama şu an 3 görünüyor niyeyse. Ne yapacağız? Yine Fransa'ya dönelim. Bir deneyelim en azından. Bir bakalım. Adamın kaynağı var. Ne istiyor buna karşılık? Turn başına 59 mu? Bunlara rağmen yani. 4 tane kaynak istiyorsun. Üstüne bir de bu. Bizden baya nefret ediyorlar belli. Brezilya'nın herhangi bir şeyi var mı? Yok. Zaten buradan belli olurdu aslında ama o kadarcık küçük devlet. O zaman abi şehir devletlerinden başka çaremiz kalmadı. Ya da hızlıca bir şey yapalım. Parayla alabileceğimiz bir mutluluk binası. Mesela kolezyum yapılabilir buraya. Sirk falan var mı? Sirk daha ucuzdu galiba. Çok hatırlamıyorum ama. Burada da yok. Kolezyum da yok burada. O zaman en ucuzları kolezyum olarak kalıyor. Evet, sanırım öyle. Başka bina yapabileceğimiz... Az bina yapılmış olan yerler, zoo yani hayvanat bahçesi var ama Sao Paulo'da ne var? Sao Paulo'da hiçbir şey yok. Şey yapılabilir, duvar yapıldıktan sonra kale falan yapılabilir ama yani sonuçta parayla almak biraz gereksiz maliyetli olur. O zaman
Şurada yine parayla şey alalım. Kolezyumu. Daha mutluluk getirebilecek başka bir şey yok şu aşamada. Konstabulary. Tamam. Kolezyumu alalım en azından. Bu arada ne ara sıfır oldu? Az önce eksi birdi. Birdenbire sıfır oldu. Bir şey de yaptığım da yok ha. Ne oluyor ya? Neyse kaç dön sonra bir dahaki politika? 9 dön iyi bir şey. Güzel. Belki politikada belki bir şey yaparız. Mutlulukla alakalı bir şeyler alabiliriz. Çünkü çoğu önemli şeyleri bitirdik. Hiçbir şey kalmadı çok önemli sayılabilecek. Bunlar da devam etsin. Şimdi bir turn daha yapalım. Artık turnler çok uzun sürüyor. Burada bunlar kasba yapmaya başlamışlar buraya. Gerçekten Salvador'un kullanabileceği bir mesafede. Hoş bir işe yaramaz ama. Hani tepedeki kasbalar işe yarıyor ama başka... Oo, Hanoi hemen bir ünite vermiş bize. Ne bu? Sanırım... Neyse bakarız birazdan. Hanoi ile daha yeni ittifak yaptık. Çok memnun oldular galiba ittifakımızdan. Hemen bir hediye verdiler. Evet, Natural Heritage Sites geçti. Dünya dini geçmedi. Güzel. Bizim beklediğimiz de buydu zaten. Bu ne? Paratrooper. He. Güzel. Buna ne verelim? Şunu verelim. Zaten muhtemelen bunu bir devlete hediye olarak vereceğim. Göndereceğim yani. Şehir devletlerine. Şehir devletlerine. Bakayım şuna ne oldu? Burada bir değişiklik ne yazık ki yok. Hemen şunu bir hediye olarak verelim şuna. Gel. Aa, olmadı şimdi. Heh, güzel. Şöyle. Bakayım anında yükselecek mi aramız? Kaç? 39 değil mi? Tamam. Hop. Vay, yükseldi hem de 20 miktarda. 20. Güzel. İşte şey yaptığınız zaman kendi topraklarınızdaki bir üniteyi gönderdiğiniz zaman oraya ulaşma süresi olarak 3 dön kabul ediliyor. Aslında çok dibinde olsanız bile aynı şeye aynı şekilde davranıyor. Ama dibindeyseniz eğer zaten o askeri alıp sınırların içine sokun. O şekilde hediye edin. Böylece daha hızlı bir şekilde. Orada yine mutsuzuz ya. Daha şimdi hallettiydik onu. Nüfus artışı falan olur herhalde bizim görmediğimiz bir yerde. Ben bir bakıverdim ama nüfus artışı görememiştim. Belki de görmediğim bir şeyler oldu. O zaman ne yapabiliriz? Yine Rio'ya bakıyorum. Binaların en az yapıldığı yerler. Burada bir şey yok gerçekten. Bir de parayla yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada Salvador'da dini olarak yaptığımız bir şey oldu mu dini binalardan? Yaptık tabii ki. Pagoda'yı yaptık buraya. Ha, bu arada biz bu şehirlerimizi de artık dönüştürsek mi? Şunu aklıma gelmişken burada bir tane şeyimiz var. Neydi bunun adı? İnküzitör. Bunu nereye göndereyim? Mesela Rio'ya gönderelim. Şöyle bir gelsin Rio'nun dibine kadar. Ondan sonra o zaman şey yapalım. Şuralardan Faith'le bir iki tane şey alalım. İnküzitör alalım. İnküzitör bir tane buraya. Kaç tane lazım? Rio'ya alalım bir tane. Salvador 2. Bir tane var zaten. Pardon Rio için. 1, 2, 3. 3 tane lazım. Birini aldık şimdi. Marrakeş'ten bir tane alalım. İnküzitör. Diğerini biz buradan aldık. Bu buraya gelir. Bu buraya geliyor. Bir tane Salvador'a lazım demiştik. Salvador'a alacağımızı da biz Rabat'tan alalım. En yakın burası. Ne yapalım? İnküzitör. Kendi şehirlerinizi dönüştürmek için inküzitörler yeterli oluyor. Daha fazlasına gerek yok. Yani daha ötesine gerek yok. Şimdi yine bu mutsuzluk olayını bir çözmemiz lazım. Ama para şu anda yok. Bir turn sanırım mutsuz kalacağız. Yani gördüğüm kadarıyla. Stadyum falan var yapabileceğimiz. Aslında başka binalar da var da. Bir de başkente bakayım ne var. Başkentte yine zoo falan var. Önümüz sonra onu parayla da yapabiliriz ama
Ama önümüz dönene kadar mecburen bekleyeceğiz. Niye böyle bir şey oldu anlamadım ki. Dur bakayım. Bir sebebi varsa ekstradan. Çünkü hiçbir şey olduğunu hatırlamıyorum. Birdenbire niye mutsuza düştük? Peki asker sayısıyla alakalı bazen asker sayısı olumsuz bazı şeylere sebep oluyor. Benim asker sayım o kadar fazla mı ki? Bir bakıyorum. Military Overview. Yo, bir sürü supply'ımız var. 48 tane daha fazla var. Bununla alakalı bir şey yok. Şey, ama bir de asker sayısı normalden olması gerekenden fazlaysa o sadece şeye sebep olur. Maliyetin artmasına sebep olur bildiğim kadarıyla. Tamam. Tamam, o zaman önümüz dön şey yaparız. Bir tane zoo falan yaparız. Şehir devletlerinden yakın olan var mı acaba? Ama yine de onlara bir teklifte bulunmamız lazım değil mi? Casuslarımız ne alemde? Hepsi şeylerde, mekanlarında. Yine bir devletlere bir bakalım, belki bir kaynakları vardır satın alabileceğimiz. Yok. Asur. Ya bunlardan bir tane alabiliriz aslında böyle olduğu zaman, bir tane olduğu zaman, ama çok fazla para vermemiz gerekir. En iyi ihtimalle bile çok fazla vermemiz gerekir. Son olarak Venedik. Ya, hiçbir şeyleri yok bunların. Asurlarla bilimsel anlaşma yapmış mıydık? Aynen. Sadece şununla, yani Mayalarla yapmamıştık. Çünkü onların paraları yoktu. Aynen öyle. Yine hala yok. Zaten bayağı birkaç çağ geride kaldılar. İki çağ. Evet, yeni teklif. Yeni teklif şimdi. Şimdi havaalanları yapıldığı zaman şu an 383 olan turizmimiz çok rahat bir şekilde bence 500 civarına kadar fırlar. Şimdi 500 civarına kadar fırlamış olan bir turizmi biz tabii ki oyunu kazanmaya çalışıyoruz şu anda. Biz 500'ü eğer 20 turn için iki katına çıkartabilirsek, ne ile çıkartacağız? Tabii ki International Games diye bir şey var, bir olay var. Eğer çıkartabilirse şu anda bile şu artışla 44 turn yazıyor Brezilya, 104 turn yazıyor Asur. Şimdi bizim en problemli olan iki devlet bunlar. Şimdi eğer iki katına çıkarsa, düşünün yani şurada yazan 44 birdenbire belki 22'ye daha da aza inebilir. Ama biz tabii ki o esnada artmış haliyle şey yapacağız bunu. Müzisyenler yapacağız. Bunu götürüp Asur'da patlatacağız. Yani aslında patlatmak diyorum ama şey, konser turu yapıyor. Diğer 3 devletin hiçbir önemi yok. Çünkü 14, 13 ve 10 turn içerisinde zaten bunlar bizim etkimiz altına girecek. Bunların işi bitmiş zaten. Geriye sadece Brezilya ile Asur kaldı. Asur en güçlüsü, en tehlikelisi. Ama şu anda bütün pozitif puanlardan yararlanıyoruz. Sadece din hariç. Zaten din mümkün değil yani, o kadar çok şehirleri var ve başka dinler var orada. Birden fazla başka din var. Onları bizim dine dönüştürmek imkansıza yakın. Onun yerine tabii ki o faith puanlarını şey için kullanırız. Müzisyenler için kullanırız. 3 tane mi 4 tane müzisyen eğer üretebilir, arka arkaya da Asur'a gönderir, onları orada kullandırırsak onların sınırına girebiliyoruz, ama Brezilyalıların la sınırlarımız açık değil. Onların içine sınırlarını sokamıyoruz ben bu müzisyenleri. Buradaki etkimiz hızlı bir şekilde artacaktır. Neredeyse dolacak seviyeye gelir. Ve buradaki etkinin %20'si kadar da Brezilya'ya düşer. Yani kolaylıkla bence bu oyunu bu şekilde kazanabiliriz. O yüzden benim şu anda iki ihtimal diye düşünüyordum bir ara. O da ya International Games ya da Dünya Dini. Bu uluslararası oyunlar aslında, bir olimpiyatlar gibi bir şey bu. Bu ikisinden birini seçeyim diyordum. Her ikisi de turizmi arttırıyor. Mesela dünya dinine sahipseniz başkentinizdeki turizm miktarı %50 artıyor. Başkentimizde 200 civarı, 220 civarı turizm var zaten şu anda. Ha, bilemedin 100 artar burası. Toplam şeyimiz, turizmimiz.
Ama bunun için 20 turn bekleyeceğiz. Arkasından bir 20 turn da bunun için bekleyeceğiz. Yani bu bir oyunu kazandırmaz bize ama bu kazandırabilir. Bence o yüzden bunu yapalım. Teklif edelim. Bunu muhtemelen kazandı şey, pardon, uluslararası oyunları şeyden kongreden geçirmemiz için fazla bir şeye ihtiyacımız olmayacak gibi geliyor bana. Zaten 3 devlet evet diyormuş şu anda. Olay bitmiştir yani. Çok fazla bir şeye gerek yok. Şimdi bir bakalım. Zaten 20 turn sonra ona şey yapacağız. Oylaması falan gerçekleşecek. O zamana kadar da bu eski bir anlaşmamız Copper, Silk, pardon, Silver değil, Silk verelim. Ama başka bir şey almak isterdim ama alamıyoruz. Neyse. Kendi sanırım mutsuzluğumuzu halletmemiz gerekecek. Kendimiz binalar yaparak, stadyum falan filan. Evet, bakın bu teklifimiz, pardon, hangisi? Your proposal, evet. Bizim teklifimizden memnun olmuşlar. Bunlar da istiyorlarmış o teklifimizin gerçekleşmesini. Şimdi başkent burası ve burası, Rabat ve Addis Ababa. Onların otelleri bitiyor. Bir bakalım 3 de şehrin otelleri kaç puan getirecek bize? 383'ten kaça çıkacak bizim turizm? Bunu merak ediyorum ben de. Evet, az kaldı. Dört 380'lerden 491'e çıktı. Gayet güzel bir artış bence. Kime saldıracakmış? Herhangi bir civilization ama bilmiyoruz hangisi. Evet. Hemen üretime şeyleri koyalım. Mutlulukla alakalı. Şu anda mutluluğumuz niye eksi birden sıfıra geri yükseldi ama bizim bunu daha da yükseltmemiz gerekiyor. Stadyum yapalım mecburen. Yapalım. Zaten artık oyunun sonlarına doğru geldiğimiz için bence önce bir zoo yapalım. Mutluluk konusunda rahatlayalım. Ondan sonra bakarız çaresine. Bu adamı şeye gönderiyorum. Bir dakika. Bu Rio'ya gelecek demiştik. Buradakini Tangier'e gönderelim. Burası daha yakın. Bu direkt gelebiliyor mu? Şöyle gelsin. Ha, neyse. O zaman ben şunu airlift yapamıyoruz ya. Ben denedim bir ara. Bir tuhaflık var o işte ama. Sen Tangier'se gel. Şöyle. Buradaki ise Salvador'a gitsin. Sanırım direkt gelebiliyor. Evet, geldi. Hatta etkisini de gösterebilecek. Evet, aynen öyle. Şimdi bakalım. Başka birisi var mı? Onları da halledelim de ondan sonra en son işlemlere geçeriz. Bu direkt geliyor galiba. Yok, direkt gelemiyormuş. Gelip bir sonraki turne kalacak. Şimdi Salvador'da 8 Hristiyan, 2 başka çeşit Hristiyan. Hangisi hangisi onu hatırlamıyorum. Ya Protestan ya da Ortodoks bir tanesi. 3 tane de Müslüman var. Şimdi ben bunu kullandığım zaman kaç tane olacak diye bakalım. Müslüman olacak mı acaba? Evet, oldu. 11 Müslümana çıktı. 2 Müslüman, geri kalanların büyük kısmı da Müslüman olmuş anladığım kadarıyla. Ve toplam olarak Müslüman oldu. Şimdi São Paulo'ya gerek yok çünkü o kadar sınırda ucu ucuna duruyor ki zaten Müslüman sayısı Hristiyanlardan fazla orada. Bunların da zaten Müslümanları Müslüman olduktan sonra bunların basıncı da iyicene buradaki basıncı arttıracak. Zaten şu anki basınç bile çok yüksek. En nihayetinde hepsi Müslüman olacak. Şimdi bir kongreye bakalım. Ha, Historical Landmarks'ı geri çekme teklifinde bulunmuş. 13 delege evet diyormuş buna. 8 delege hayır diyormuş. Bakalım ne olacak. Yani bunu çekse de benim için çok fazla fark etmeyebilir. Ama International Games'e 14 delege evet diyormuş. Biz hariç. Hayır diyen sadece 7 delege var. Evet. Güzelmiş. İyiymiş yani. Bence bunu da reddettirir, bunu da kabul ettiririz gibi geliyor bana. Hele ki eğer yeni çağ delege sayısı yeniden belirlenirse bu döneme kadar bizim için çok faydalı olur. O zaman delege sayımızı iyice arttırırız. O zaman hiç korkmamıza gerek kalmaz. Ya kardeş.
Bilim puanımız da 1236 oldu. Bu arada Rio'da evet iki tane şeyimiz bitiyor. Bakalım 500'ün üzerine çıkacak şimdi. 2, 3 hatta. Hangi yerde de bitiyor. Başka yok değil mi? Evet. Sonra şu ikisi bitecek. Bakalım. Çok merak ettim şimdi. 3 tane daha. 550. Vay. 558. Çok ciddi bir artış oldu. Yani çünkü başkent falan olsa çok ciddi sayılmaz da. Ama diğer şehirler olduğu için ciddi bir artış. Ben iyi bekledim yani. Şimdi burayı Müslüman yapalım. Yapacak mı acaba? Evet oldu. 9 Müslüman oldu burada. Casablanca'da benzer şekilde. Bunlar hem para da kazandırıyor bize. Bilmem biliyor musunuz? Burada bir tane merchant. Bunu nereye gönderelim biliyor musunuz? Yine şeye gönderelim. Şehir devletlerine. Mesela Mombasa'ya gönderebiliriz. Hoş 9 turn sürecek ama. Aramızı düzeltmek için 69. Belki de daha öncesinde başka yöntemlerle hallederiz. Oo, Sao Paulo kendiliğinden Müslüman oldu bile. Oo, basınç bayağı arttı burada. Başka? Yine orası. Aynen. Tamam. Bu kargo gemilerini de bir gönderelim. Ha, kargo gemisini göndermek isteyeceğim bir devlet var mı bakayım? Hepsinde var değil mi şu anda? Tamam. Bir tek şeyde Brezilya sıkıntısı var. Brezilya hala savaşta mı? Öyle hatırlıyorum. Brezilya hem Asur'la hem Mayalarla savaşta. Ne yazık ki. Barış yapamadılar bir türlü. Şimdi yani aynı şeyi yapacaktım da hani bir tane şehir kurduracaktım. Bir set, kendi setlerimle. Bunları hediye edecektim ki bir ticaret yolu gönderebileyim ama önemli değil. Tamam, ticaret yollarını o zaman daha önce gittikleri yere gönderebiliriz tekrar. Bu nereye gidiyormuş? Kabil'e gidiyormuş. Daha değerli bir yer var mı? 30'luk bir yer var burada. Kabil kaçtı? Kabil... Aa bir dakika, ikisine birden mi? Nasıl gidiyor ikisine birden? Neyse, bu Kabil'e devam edebilir. 30'luk yer neresiydi? Kabil'e gitsin. Evet. Kabil aynı etkiyi sağlıyor. Şimdi bir tane daha olması lazım. Evet. O da sanırım buraya gidiyormuş. Bunu bu sefer Asurluların şehrine yönlendirelim. Evet. Şimdi Sao Paulo en son havaalanı yaptı. Şimdi bence duvar yapsın. Arkasından kale yaparız. Bu da mutluluk miktarını artırır. Burası yine havaalanı yaptı. Yine mutluluk getirebilecek bir şey var mı bakıyorum. Zoo var. Onu yapabiliriz. Para getirebilecek banka. Önce bir zoo yapalım. Sonra bankaya döneriz belki. Mint de yapabiliriz. Ama önce zoo. Mutlulukla alakalı bir sıkıntımız olsun istemiyorum şu aşamada. Rio'da aynı zamanda havaalanı da yapılacak. Bu arada bizim kültürel nesnelerimizi yeniden düzenleyebilir miyiz acaba? Mesela Marrakeş çok önemli bir şehirimiz ama mesela Rio'da da yok, Rio çok önemli değilmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Salvador'da öyle. Dünya harikaları var ama kaç turizm getiriyor? Pardon, zaten oradan görüyorduk. Toplam Rio 16 turizm getiriyor. Salvador 2. Salvador'da bir necklace. Hangi döneme ait? Klasik Brezilya. Rio'ya koyabiliriz. Mesela Adva'da herhangi bir şey var mı? Var. Onu getirelim. Brezilya klasik. Oo, süper. Tam denk geldi. Artı 4 gitti. Güzel. Başka var mı? Adva değil de mesela Harar'da varmış. Onu koyabileceğimiz bir yer var mı burada? Rio'da var. Şimdilik yani tabii ki. Ama onun yerine mesela iki taneyi birleştirip mesela Salvador'a. Salvador'da sıfıra düştü turizm. Hiç yok yani. İyi, hiç iyi değilmiş. Gateworks. Diğer şunları böyle tekil olanları birleştirme şansımız var mı? Ona bakmak lazım. Modern era Brezilya, modern medieval,
Rönesans, Medieval o da mı Brezilya? Evet. Klasik Asur. Medieval Brezilya. Hadi bakalım. Casablanca'dan bunu alıyorum. Bunu Rio, Salvador'a koyabiliriz. Başka yer var mı peki? Marrakeş. Adva, Adva'yı geç. Yok. Gerçekten de yok. O zaman buraya koyalım. Nerede diğer Medieval? Şu galiba. Ama bir dakika bu. Longship. Artı 2 yaptı sadece. ...4 puan getiriyor ekstradan buraya. Buraya 6 getiriyor ama. Tamam, burası daha mantıklıymış. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Buralar hep dolu zaten, full. Tamamen dolu. Şunlar artı 2'şer, hatta 3 tane var artı 2. Bunları 4'e çıkartmamız güzel olurdu ama... Ama elimizde kaynak yok. Swap yapabiliriz belki ama... Ha, modern bir tane veriyor. Var mı bizim lazım olan modernimiz? Modern Brezilya, Leonardo da Vinci. Pardon, her yere dolandım. Evet, olabilir. Tamam, onu neyle değiştirelim? Neyle değiştirelim? Mesela Medieval Etiyopya var, o olabilir. Evet, Medieval Etiyopya'yı da ile değiştirebiliriz. Şu anda tabi buradan değil. Şurada şöyle yapalım. Artı 2 Medieval Etiyopya. Nerede bu? The Night Watch. Night Watch mu? Bu onun tanıdık bir ifade gibi geldi. Bilmiyorum, siz de hatırladınız mı? Şu ikisini swap yapalım. Hemen gelirim. Neyi swap yaptığımı hatırlamıyorum şimdi. Ha, şuradakilerde işte. Modern Medieval. Nerede bu Sao Paulo'ya gönderebiliriz? Şunu koy. Şunu al. Modern, modern. Bir tane modernimiz daha burada var. Şunu böyle koyduk mu 4 oldu. Evet. Tabii bunu değiştiremedik. Bu arası 2 kaldı. Ama... Sonra başka bir zaman tekrar bir elde edebiliriz belki. Tamamdır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda tekrar görüşürüz.